Arkadaşlar merhaba. Köyden çıktık. Yaklaşık bir saattir falan yoldayız. Batum'a geçiyoruz. Batum'u da belki bu vlogla birlikte, belki ayrı bir vlog olarak da hazırlarız. Şimdi Sarp Köyü'ne doğru geçiyoruz. Sınır kapısından geçeceğiz. Hepsini sizlerle paylaşacağız. Bulunduğumuz yerden burası yaklaşık bir saatte çok rahat geldik. O yüzden bizim yolumuz daha tabii ideal, yani köyden buraya geçmesi. Bir gece kalmayı planlıyoruz. Kalacağımız yeri, gezdiğimiz yerleri de sizlerle paylaşacağız. Biraz da yolu göstereyim. Önce Kemalpaşa'yı göreceğiz. Kemalpaşa'dan sonra Sarp. Orada da aynı şekilde gişenin bulunduğu yerde gümrük kapısının, o da Sarpiye diye geçiyor. Bu arada arkadaşlar, geçen gün de bir şey için Kemalpaşa'ya geldik. Bütün Gürcü vatandaşlar neredeyse diyeyim yani Kemalpaşa'ya gelmişler. Alışveriş yapıyorlar. Çanta çanta, valiz valiz, valiz ticareti derler ya, onun gibi. Eskiden Türklerin oraya gidip de işte para bıraktıkları, ekonomiye katkı sağladıkları durum varken tamamen iş tersine dönüp şu anda bizim paramız orada zaten değersiz, biliyorsunuz. Gürcüler geliyorlar, gönüllerince alışveriş yapıp gidiyorlar. Biz de bu para birimlerinden vesaireden, çevirmeden falan zaten bahsederiz videoda. Evet arkadaşlar, Sarp Gümrük Kapısı'ndayız şu anda. Sınırdayız Sarpi'de. Sarp'tan Sarpi'ye geçeceğiz daha doğrusu. Turlara kalmayalım, yan yana denk gelmeyelim diye biraz hızlı gidiyoruz. Çünkü çok kalabalık oluyor. Tur almaya gidiyoruz. Biliyorsunuz Gürcistan'a geçerken sadece kimlik olması yeterli. Fakat biz pasaportlarımızı da aldık. En azından bir kaşe vurup biraz böyle dolu görünsün diye sayfalar, Batum'a giriş çıkış yaparken bazen böyle yapıyoruz. Bazen diyorum ama bu benim de Batum'a ikinci girişim. Evet. Volkan elinde lari mi Türk, daha Türk lirasıymış. Şimdi harç pulu alıyoruz. Evet, iki tane harç pulumuzu aldık. 2 adet. Bu harç pulunu almak zorundayız. Yani kimlikle de girilse, diğer türlü de. Evet, bu da sınır köyü. Evet, bu herkesin sadece gezmeye geçtiğini düşünmüyorum. Herkesin elindeki poşetleri gördünüz. Bim, A101, Şok. Sürekli alışveriş yapıyorlar. Geliyorlar Türkiye'ye, ucuza ucuza alıyorlar. Bizlerin evlerine stoklayamadığı ürünleri stoklayıp işte böyle poşetlerde, şeylerde, valizlere koyup gidiyorlar. Yani günübirlik alışverişe geliyor, gidiyor. Arkadaşlar şimdi Türk gümrüğünü geçtikten sonra Gürcü gümrüğüne girdik. Burada tekrardan işlem yaptıracağız yine. Ufak bir sıra bekleyip, tahminimizden az sıra bekledik. Bir önceki girişimizde çok beklemiştik. Şimdi yine işlemleri yaptırıp artık sınırdan geçeceğiz. Süper, şansımız var. Vallahi bomboş. İlk defa burası bu kadar rahat görünüyor. Evet, burada bir pasaport kontrol. Sen de geç ona. Burada çekim yaptım. Evet. Arkadaşlar şu anda artık sınırı geçip Gürcistan'a giriş yapmış bulunmaktayız. Hadi yürüyecektik. Danışa bu kadar. Tam kaydı neredeyiz. Evet.
herkese gamarcoba. Gamarcoba, Türkçe merhaba demek. Gelin mi? Bir yandan da Volkan'ı bekliyorum. Evet, burası biraz kalabalık. Taksiler, araç kiralama yerleri vesaire. Biz de bir tanıdığımızı bekliyoruz. Bizi karşılayacak arkadaşlarımız var. Gürcistan'a hoş geldiniz. Gamarcoba. Gamarcoba. İyi günler. Ben aslında Gürcü kökenliyim. O yüzden çok zorlanmıyoruz biz burada. Evet. Bu şekilde olması işimizi çok kolaylaştırıyor. Bir yandan da size sahili göstereyim. Volkan iyi derecede tabii ki de hem anne hem babadan Gürcü olduğu için çok iyi Gürcüce biliyor. Aynı zamanda alfabeyi de iyi okuyor. Yani hem Gürcü alfabesine hem de diline çok iyi hakim. O yüzden bu konuda rahatsız yani. Burası sanki bir şekilde memleket gibi herhalde, değil mi? Böyle. Tabii tabii. Memleket saygısı, sıkıntı yok. O yüzden İngilizce zaten hani anlaşabilirsiniz. Buradakiler de İngilizceye hakimler. Ama biz genelde burada Gürcüce konuşuyoruz. Evet. Zaten arkadaşlarımız, aile dostlarımız da burada yaşıyor. Birazdan gelip bizi alacaklar. Evet. Derseniz ki sen biliyor musun? Ben de böyle az az birkaç kelime, ufak tefek kelimeler biliyorum. Yani artık hakimim onlara. Öğreniyorum. Evet, biz otele gidişi taksiyle yapacağız. Dolmuş da kullanabiliyorsunuz. Dolmuş 1,5 lari. Dolmuş evet 1,5 lari. Taksi bizi otelimize 30 lariye götürecek. Orbi otelde kalıyoruz. Zaten Booking'e vesaireye yazdığınız zaman direkt Orbi Apart Oteller karşınıza çıkıyor. Hatta biz Türk lirasıyla bir geceyi 975 liraya ayırdık. İki kişi. Gerçekten bedava. Türkiye'de yani bir yere gitseniz bu paraya hiçbir şekilde kalamazsınız. Taksi ücretini diyordum 30 lira. Yani yaklaşık 300 liraya yaklaşık bir Türk lirasına çevirirsek para tutuyor. Artık yapacak bir şey yok. Hani dolmuş kullanmayalım dedik. Şimdi geçiş yapıyoruz. Taksiden indiğimizde de yine video çekeceğim sizlere. Bu taraf tabii böyle dağ şehir tarafı. Ya burada Aziz. Ha evet o. Aziz Nikola'nın bir şey var. Heykeli vardı değil mi? Bir görmüştük. Onu şöyle yavaştan şey yapayım da. Aziz'in heykeli burada. Evet. Şurada. Evet. Kısa bir geçiş yaptık. İnsanlar durmuş. Hatta fotoğraf çekiyor. Büyük aslında heykelde şeye göre. Çok fazla tır var zaten. Yolda da sağ tarafta ben gözlemişimdir. Hep böyle tırlar bekliyor durmak için. Biliyorsunuz yurt dışı Avrupa bağlantısı vesaire. Gel Türkiye'den olduğu için çok fazla böyle tırlar, böyle şeyleri var. Evet. Bunu niye demedin? Neyi? Evet, Volkan rezervasyonla ilgili bizim soru sormaya gitti. Burası böyle 3-5 tane yan yana büyük büyük rezidanslar yapmışlar. Burada insanlar Orbis'te diye geçiyor. Birkaç tane ayrı bina var. Her katı bu tarz işte otel olarak ayrılmış. Ama galiba apart otel. Şimdi detaylı yine açıklama yapacağız bu konuyla ilgili. 22. katı hoş geldiniz. Daha 19'dayız. Ha doğru. Niye öyle oldu dedim bunları. O kaç katlı? 50. Dırışık. Hepsine de basmışlar ha. 50'ye de ben basayım mı? Yok be basmamışlar ya. Ha basmamışlar evet. Eyvallah.
bize yanlış oda verir. Verdiklere koş. Bize verdikleri odanın içi doluydu. Bir girdik böyle eşyalar falan var. İki insanlar yoktu içinde. Biraz sıkıntılı bir durumda. Kız kaçtı. Allah muhafaza başka şeyler de olabilir. Geldik mi? Var mı? Evet. Bir tanıtım yapmadım hanım. Evet, bence o çamaşır makinemiz falan filan hepsi var. Ya buradaki oteller biraz böyle apart niteliğinde. Yani. Vallahi tertemiz, büyük, gayet güzel. Ve şehir manzarasından deniz manzarasına dönüş. Süper. Manzaramız da çok güzel. Otele giriş yaptık, çıktık. Şimdi artık yavaş yavaş yürüyerek gezeceğiz, değil mi? Evet. Çok güzel duruyor ama. Evet. Buralar bayağı yazlık ya. Sovyetler zamanında Batum insanların böyle sürekli tatile geldiği işte Antalya gibi Akdeniz gibi bir yermiş. Yazlıkmış. Şimdi şu tarafta sahili. Yalnız süper ya. Vallahi hava o kadar güzel ki. Şu görmüş olduğumuz binadan bahseder misin? Valla bildiğim bu Sovyetlerden kalma tatilde. Hakikaten Komünist Partisi'nde hakikaten ne bileyim diye. Otel diyelim şimdi. Evet. Zaten mimarisinden de biraz anlaşılacağı üzere. Giriş çok ihtişamlı değil mi yalnız? Bir önceki geldiğimizde burada kapıda bir fotoğraf çekmiştik. Doğru. Buradan görünmüyor. Neyse fotoğrafı ekleriz. Değil mi kocam? Evet. Arkadaşlar, biraz Gürcistan trafiğinden bahsedeceğim. Şimdi burada hem sağdan hem soldan direksiyonlu arabalar var. O yüzden ay zoom yaptım. Aklı olan burada araba kullanmaz. Yani ben cesaret edemezdim herhalde. Biraz trafik karman çorman. Bir de herkes harala gürele kullanıyor. Yani şöyle göstereyim ama. Evet, şu an çok bir şey yok. Bugün 5 Eylül. Yine de sıcak. Bayağı sıcak hem de. İnsanlar harıl harıl denize giriyor. Benim sırtımdan da görebilirsin. Evet. Volkanı vızız vızız. Sırtı. Ter oldu. Denizcilik okulu burası. Üniversitesi. Hemen gösteriyorum. Evet, o mavi bina denizcilik okuluymuş. Sahil kenarında zaten bir denizcilik okulu muhakkak olur. Bu arada evet çoğu yerde İngilizce yazıyor muhakkak ama Gürcü alfabesi galiba dünyada özünü koruyan çok nadir alfabelerden biri değil mi? Aynen. Büyük küçük harf yok. 9 tane sesli harf var ve 5 tane harfin yan yana gelip böyle bir ses çıkartıyor. Mesela 3 tane K harfi var. K, K, K şeklinde. Değişik. K ile H birleşince oluyor. Gibi. S ile H birleşince Ş oluyor değil mi? O Latin alfabesine göre. O S ile H'nin Gürcü alfabesinde bir karşılığı var. Ha evet. Bu arada Volkan da Gürcü alfabesine de hakim, okuyabiliyor, yazabiliyor. Ben... No.
not yet. Doğru, not yet. Arkadaşlar sahilden içeri doğru yürüdüğümüzde böyle karşımızda bir kent parkı çıkıyor. Böyle göl kenarında. Şimdi bu Avrupa'da olduğu gibi bu tarz yerlerde de kent parklarının özelliklerini çok seviyorum. Doğallığı kesinlikle bozmuyorlar. Gölge alan oluştursun diye böyle yok kamelyaydı vesaireydi her yeri o tarz gazebo yığınına çevirmiyorlar. Böyle küçük minimal oturma alanlarıyla ya da böyle göl kenarında Eskişehir tarzı biraz işte Eskişehir'deki gibi yerler var. Niye bu konuda çok bilgilisin onu da anlat. Evet, mesleğim gereği algıda seçicilik. Ben bir peyzaj mimarıyım. Hatta peyzaj yüksek mimarıyım. Bu da ters kiraz. Evet, bu da ters kiraz. Doğru. Ters dut sürekli Türkiye'de gördüğümüz bir bitki. Morus salva. Bu da onun kirazı. Ters kiraz. Ama aynı kaligrafik özelliğe sahip ve bu da güzel görünüyor. Onun yaprakları daha minnak ama... Kaligrafik ne demek bilmiyorum. Kaligrafik böyle tek... tek başına... O soliter tek başına güzel bir görüntü olsun. Yani kaligrafinin de böyle kendine özgü bir şekli olan genelde. Evet. Evet, gölün kenarlarında salkım söğütler ve hep ters kirazlar var. Göl içerisinde şu bizim ördeklerden şeyden çevirmeçli. Evet, orası şehir merkezi. Evet, kent parkı böyle devam ediyor. Şimdi sahil kenarından karşıya geçtik. Merkeze geçiyoruz. Yemek yemek için tavsiye üzerine bir restorana gideceğiz. Bu binalar da mı Sovyetlerden kalma? Tabii, Volkan? Tabii. Evet, zaten son mimarilerden... Belli olur. Evet. Saç çakıyorlar. Doğru. Mesela böyle yolun ortasında biz yürüyoruz. Başka bir yerde değil. Yürümez. Tabii ben de biraz da Konyalılık olduğu için yolun ortasında yürüyorum. Evet, şimdi Sovyetlerden kalan binalar belli bölgelerde hep var. Hep karşımıza çıkıyorlar, göreceğiz. Ama daha merkeze, daha Avrupa'yı mimarilerin olduğu yer. Oraya da önceki gittiğimizde çok hoşuma gitmişti bazı binalar. İşte bu Piazza Meydanı, diğer meydan falan. Oralara da gideceğiz. Burası dediğim gibi işte eskiden kalma, Sovyetlerden kalma. Genelde zaten böyle Balkan dediği gibi etrafa saç çakılmış. Bunlar, evet, gidiyoruz. Evet, şimdi Avrupa Meydanı'na geldik. Haçapurilerimizi yedik. Burası gerçekten böyle Avrupa mimarisi tarzında yapıların olduğu bir meydan. Yılbaşında geldiğimiz meydan. Evet, biz buraya bu geçtiğimiz yılbaşı değil, ondan önceki yılbaşı gelmiştik. Noel pazarı vardı şu bölgede. Ondan sonra işte o yılbaşı ağacı falan buraya kuruluyordu. Evet, bu heykel Gürcülerin bir mitolojik karakteriymiş. Altın postlu kadın. Değil mi? Evet. Evet, elinde de altın. Aa, ama doğru okumuştum. Şey, bunların gerçekten altın kaplama malzemesinin altın olduğunu söylüyorlar. İyi, gerçekten de şey yok. Götürmemişler yani. Değil mi? Yerik içtik. Gezmeye devam. Durmak yok. Evet, buradaki binalar böyle daha Avrupa'yı tarzda olduğu için. Beni de çek. Bir de bele çek. Hele böyle çek oğlum. Anne, çekemiyorum. Hele böyle çek. Ya burada
nereye? Buradan aşağı ineceğiz. Şuraya bir çekelim mi? Zeus heykeli mi? Onunla alakalı diyeceksin. Evet. Galiba Zeus heykeli. Ha evet, burası tiyatroydu. Karşıdaki yer tiyatro. Burada yine Zeus heykeli. Burada bir... Şuradaları kaybetmiştik. Kesin bir Türk kafilesi bu, ben... Evet, Volkan Türk kafilesi. Tabi ya. The keyif. Arıyorsun. 150 lari kaybetmiştik, onu arıyorum. Evet, biz bir önce geldiğimizde burada para kaybettik, lari kaybettik, çok aramıştık. Şey var yani, aha adımımı attım, gör, yol verdiler, gör. Yine navigasyon kocam bey. Evet, Piazza meydanına yaklaştık sanıyorum. Bulduk. Evet, burası Piazza Meydanı. Piazza Meydanı İtalya'da bir sokağa çok benzediği için adı Piazza Meydanı olmuş. Direkt öyle yapmışlar. Ha, direkt ona göre mi? Evet. Terledin mi kocam? Bir yandan da sıcak ama çok. Batum'da yaşayan arkadaşımız, memleketimiz Emre geldi. Evet. Merhabalar. Eğleniyor muyuz? Evet, artık gün sonu videomuzla bugüne veda ediyoruz. Yarın görüşmek üzere. Evet, otelden çıkışımızı yaptık. Günaydın. Günaydın. Biraz bugün hava kapalı.
görüldüğü üzere. Şimdi de arkadaşımız Emre ile buluşup kahvaltı yapacağız. Evet, burada garip bir ayna. Kahvaltıya geldiğimiz Panorama restoranın girişindeyiz. Çok güzel.